sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, ben sizdeyim kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, ben Melek Hoca. Bugün sizlerle beraber dersizliğinde eşitsizlik konusunu işleyeceğiz. Eşitsizlik denklemlerinin çözümlerine bakacağız arkadaşlar. Ve bunun dışında bunları sayı doğrusunda göstermeye çalışacağız. Hazırsak şimdi derse başlayalım. Evet arkadaşlar, eşitsizlik içerisinde bakın küçüktür, büyüktür, küçük eşittir ve büyük eşittir gibi sembollerden en az bir tanesini barındıran ifadelere ne diyorum ben? Eşitsizlik diyorum, tamam mı? Yani mutlaka içerisinde bunlar olacak. Çünkü eşittir işareti olduğunda içinde onun bir eşitlik olduğunu anlıyorum. Yani terazide sol kefe sağ kefeye eşit demektir arkadaşlar. Fakat eşitsizlikte ağır basan bir kefe vardır, tamam mı? Şimdi örneğimize bir bakalım. Burada bir tane terazi var. Terazide bakın bu yuvarlak x'i ifade ederken x kilogramı, bu kare olan 2 kilogramı ifade ediyormuş. Bakın karenin içerisine 2 yazıyorum, yazdım. Bu çemberimin içerisine ise x yazdım. Burada nasıl bir ağırlık var? Toplayalım. X artı 6, 2, 4, 6 kilogramlık bir ağırlık var arkadaşlar. Burada kaç kilogramlık bir ağırlık var? X artı 2 kilogramlık bir ağırlık var, öyle değil mi? Hangi taraf ağır basmış? Sol taraf ağır basmış. O zaman ben şunu diyebilir miyim? X artı 6 nedir arkadaşlar? Büyüktür, büyüktür, değil mi? Çünkü ağır bastığına göre daha ağırdır. Yani büyüktür. X artı 2'den diyebilir miyim? Diyebilirim arkadaşlar. İşte bu şekilde eşitsizlikleri göstereceğiz. Aşağıdaki ifadelere uygun olan eşitsizlikleri yazalım diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. 3 eksi 5'ten küçük olan rakamlar. Yani bir sayımız var x olsun. Bunun 3 eksi 5'ten küçük olacakmış arkadaşlar. 3 eksi küçüktür 5'ten. Gördünüz mü? 5'ten küçük dediği için 5 veya 5'ten küçük deseydi arkadaşlar, o zaman eşittir işareti de koyacaktık. Tamam mı? Bundan bahsediyor işte. Diğerine bakalım. Ali'nin parasını biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman y olsun. Ali'nin parasının 3 katının, yani 3 çarpı y, 3 katı dediği için 7 lira eksi, yani eksi 7, 38'e eşit veya 38'den büyüktür. Büyüktür veya eşittir neyden diyor arkadaşlar? 38'den. İşte bu şekilde yazıyorsunuz. Bak, sırayla tek tek bakarak yapıyorsunuz. Bir yük asansörünün en fazla 150 kilogram taşıması. Bu asansöre binen kişinin ağırlığı ya da işte bu asansöre konulan malzemenin ağırlığı z olsun arkadaşlar. Bu en fazla 150 kilogram taşıyormuş ya, o zaman z de 150 kilogramla eşit veya 150 kilogramdan küçük olmalı, öyle değil mi? Çünkü büyük olursa asansöre binemez zaten. O yüzden 150 veya 150'den küçük olmalı. Bir sınavdaki en düşük not. Şimdi ben en düşük not 45, en yüksek not da 95'miş. Ben de arkadaşlar öyle bir not almışım ki notum A olsun mesela. A olsun, notum ne ile ne arasında olmak zorunda? 45 sayısı ile 95 sayısı arasında olmak zorunda. O zaman 45'ten büyük veya 45'e eşit. Çünkü 45 de almış olabilirim. En düşük not 45. Veya 95'ten küçük veya 95'e eşit. Bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar bu eşitsizliği de. Pekala, E şıkkına bakalım. Aylin aylık en az 500 soru çözer. Pekala, Aylin'in kaç soru çözdüğünü bilmiyorum ya. Ona da B diyelim mi? Diyelim. En az 500 soru çözüyorsa B 500'den ne olmalı? Büyük olmalı. Peki en az 500 dediği için 500 de çözebilir mi? Çözebilir. O zaman büyük eşit de yazıyorum aynı zamanda. B büyük eşittir 500 olarak bulunur. Eşitsizliklerin sayı doğrusunda gösterimleri var arkadaşlar. Onları göstermeye çalışalım. Bakın şimdi 2'den küçük gerçek sayılar diyor. Şimdi evet, şuraya bakalım. X 2'den küçük olacakmış. Sen buraya 2 dedin mesela. Tamam mı? 2 dedin. 2'den küçük olmasını istiyorsun. 2'den küçük olan yerler nereler? Karalamak istiyorum. Bakın şuralar. Öyle değil mi? O zaman peki 2 dahil mi? Dahil mi ne demek? Yani eşittir işareti var mı? Şöyle diyelim, eşittir varsa dahildir diyoruz arkadaşlar, tamam mı? O da dahildir. Tamam. Peki yani
içi dolu demektir. Bakın burada yazıyor. Dolu ise dahil demektir. Tamam mı? İçi boş ise dahil değil demektir. Dahil değil. Anlaşıldı mı? Peki burada dahil değil. O zaman içini yuvarlak yapıyorum. Boş yapıyorum bakın. Küçük dediği için de sol tarafı şöyle karalıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Tabii ben çok karaladım. Bu kadar çok karalamanıza gerek yok. Daha belirgin olsun diye böyle yaptım. Pekala bir diğeri x 5'ten büyük. Şurası 5 olsun. Olsun. 5'ten büyük yerler nereler? Sağ taraf. Peki 5'te var mı? Var. Eşittir işareti var. O zaman 5'i karalıyorum bakın. Dahil ettim. Sağ tarafı da işaretliyorum böyle arkadaşlar. Bu ne demek? 5, 5, 5 de dahil olmak üzere sonsuza kadar gidiyor demek. Herhangi bir sayı olabilir. Pekala x eksi 1 ile 6 arasında bak şimdi. Şurası eksi 1 olsun. Şurası 6 olsun. X de bu aralıktaysa hop bu arada gidip geliyor mudur? Evet. Peki dahil mi değil mi ona bakacağız. 1 dahil değil arkadaşlar. Bakın içini boş yaptım. 6 eşittir işareti olduğu için dahil. Evet onu karalayalım. Arayı da bir çizgi şeklinde yapmaya çalışalım arkadaşlar. Evet, işte bu aralıktan bahsediyor. Anlaşıldı mı? İçi boş ise dahil değil demektir. İçi dolu ise dahil demektir arkadaşlar. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir giyim mağazası her pazar günü tüm ürünlerinde %10 indirim uygulamaktadır. Ürünlerin fiyatları 80 ile 300 lira arası değişiyorsa indirim yapılan pazar gününde ürünlerin fiyat aralığını gösteren eşitsizliği çiziniz diyor. Şimdi arkadaşlar her üründe %10 indirim yapıyorsa önce 80'in %10'unu nasıl buluyorduk? Çarparak buluyorduk. 10 bölü 100. %10 demek 10 bölü 100 demek. Gitti birer sıfır, gitti birer sıfır. 8 kere 1, 8. Pekala. Bu ne demek? 8 lira indirim demek. Tamam mı? İndirim. Yani 80'den 8'i çıkaracağım arkadaşlar. 72 liraya düşecek. Oldu mu? 72 TL olacak artık. Peki 300 liraya da hadi bakalım %10 indirim uygulayalım. 10 bölü 100 de çarpıyorum. Gitti 2 sıfır, gitti 2 sıfır. Ne oldu arkadaşlar? 30 lira indirim oldu. Şöyle indirim. Evet, 30 lira indirim olursa 300 liralık bir ürüne 30 lira indirim uygularsam artık 270 liraya satılıyor demektir. Pekala, ne diyoruz? 72 ile ürünlerimin fiyatları neyle arasında değişti artık? 72 lira 72 ile 270 TL arasında değişti. İşte bunu gösteren eşitsizliğe de arkadaşlar x diyelim. Senin aldığın herhangi bir ürünün fiyatı x olsun. Bu 72 liraya da eşit olabilir, 270 liraya da eşit olabilir arkadaşlar. Ya da bunların arasında da olabilir. O zaman diyoruz ki x sayısı 72'den büyük veya eşit, 270'ten de küçük veya eşit şeklinde yazdığımız eşitsizlik bu olur arkadaşlar. Gelelim eşitsizliklerin çözümüne. Arkadaşlar eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayıyı ekleyebiliriz ya da çıkarabiliriz. Eşitsizlik bozulmaz arkadaşlar yani değişmez. Tamam mı? Bakın burada bir örnek verilmiş. 6 küçüktür 10. Ben şöyle yapıyorum. 6 küçüktür 10 sayısının her iki tarafına 2 ekliyorum mesela. Bakın 2 ekliyorum. Ne oldu? 6'ya 2 ekledim 8 oldu. 10'a 2 ekledim 12 oldu. Yine 8 küçüktür 12 oldu mu? Oldu arkadaşlar. Veya 6 küçüktür 10 sayısının her iki tarafından mesela 5 çıkaralım. Buradan 5 çıkarayım, buradan da 5 çıkarayım. Çıkardım. Ne olur arkadaşlar? 1 olur burası. Ondan da 5 çıktı 5. Yine 1 küçüktür 5 mi? Evet. Eşitsizlik bozuldu mu? Hayır, bozulmadı. Eşitsizliğin bozulması demek yani 1 büyüktür 5 gibi falan bir şey çıktı mı? Yani doğru sonuç çıktı mı? Çıktı arkadaşlar. Doğru sonuç çıkıyorsa demek ki eşitsizliğin bozulmuyor demektir. Şimdi bakıyorum bana verilen soruda x artı 5 büyüktür eksi 8'den deniliyor. Şimdi buradaki artı 5'i benim yok etmem lazım. Çünkü arkadaşlar x'i arıyorum x'i. X'i arıyorsam ne yapmam lazım? X'i yalnız bırakmam lazım. Yani yanındaki her şeyi yok etmem gerekiyor. Artı 5'i nasıl yok ederim? Artı 5 nasıl sıfırlanır? Yanına eksi 5 gelirse değil mi? Artı 5 eksi 5 sıfır olur arkadaşlar. O zaman her iki taraftan 5 çıkarıyorum bakın 5 çıkarıyorum gördünüz mü? Artı 5 eksi 5 yok etti x oldu büyüktür. Eksi 8 eksi 5 daha ne yapar arkadaşlar? Bunlar toplanır eksi 13 yapar. Yani x büyükmüş eksi 13'ten. X sayısı eksi 13'ten büyükse neler olabilir?
Eksi 12, eksi 11, eksi 10, eksi 9 gibi sonsuza kadar gider arkadaşlar. Pekala, eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir sayıyla çarpılsa ya da bölünse ne olur? Pozitif bir sayı, buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Pozitif olmak zorunda. Her pozitif bir sayıyla çarpılsa ya da bölünse eşitsizlik yine bozulmuyor arkadaşlar. Bozulmaz, yani yön değiştirmez diyoruz, tamam mı? Yön değiştirmez. Değiştirmez. Anlaşıldı mı? Pekala, bakalım şimdi. Arkadaşlar eksi 5'i, buradaki eksi 5'i nasıl yok ediyordum? Biraz önce öğrendim. Yanına artı 5 koyuyorum, değil mi? Artı 5. Pekala, bunlar birbirini götürdü. 2x büyüktür 11 artı 5 16 olur, tamam mı? Şimdi ne yapıyorum? X'in önündeki iki sayısını yok etmem lazım. Çarpım durumunda olan bir şeyi nasıl yok ediyordum? Bölerek yok ediyordum. O yüzden her tarafı 2'ye bölüyorum, bakın. Evet. İkiler birbirini götürdü arkadaşlar. X büyüktür 16 bölü 2'den ne olur? 8 olur. Tamam mı? Böldük. Yön değiştirme falan oldu mu? Olmadı arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Pozitif sayıyla çarpıp ya da böldüğümüzde yön değiştirmiyor. Çünkü yön değiştiren bir kritik noktamız var. Orayı öğreneceğiz arkadaşlar. Pekala. Şimdi gelelim buradaki ifadeye. Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar, y'yi yalnız bırakacağım, doğru mu? Y'yi yalnız bırakabilmem için önce şu kesir çizgisinden kurtulmam lazım. Yani bölü 2'den kurtulmam lazım. Bak, buradaki 2'den. Nasıl kurtulurum bölü 2'den? Her tarafı 2 ile çarparsam. Çarpı 2 çarpı 2. Pozitif bir sayı ile çarptığım için yön değiştirme yapmıyorum. İkiler birbirini götürdü mü? Bak, götürüyor, yok ediyor. Yok oluyor, tamam mı? Amacım bu zaten. Ne kaldı orada? Y eksi 3 kaldı. Küçük eşittir 10 çarpı 2'den 20. Pekala. Eksi 3'ten nasıl kurtulacağım? Her tarafa artı 3 yazarak tabii ki. Artı 3 ile eksi 3 birbirini götürür, ne olur? Y küçük eşittir 20 artı 3'ten 23 olur. O zaman arkadaşlar y sayısı hangi değerleri alabilir? Y 23'ten küçük ve eşitse 23 olur, 22 olur, 21 olur, 20 olur. Bu şekilde devam eder ve gider. Peki. Eğer eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayıyla çarpılsa ya da bölünseydi ne olurdu? Negatif bir sayıyla ne yapıyoruz? Çarpacağız, böleceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Eşitsizlik yön değiştirirdi arkadaşlar. Aman ha, buraya dikkat edin, tamam mı? Burası bizim için önemli bir sayfa. Pekala, bakıyorum şimdi, bak. Neye ulaşmam lazım? N harfine, N değişkenine ulaşmam gerekiyor. Nasıl ulaşacağım? Eksi 3'ten kurtularak. Peki eksi 3 n ile nasıl durumda? Çarpım durumunda. Çarpmanın tersi neydi? Bölmeydi. O zaman her tarafı eksi 3'e bölüyorum. Evet. Bak, dikkat et. Eksi 3'e böldüm. Negatif bir sayıyla böldüm. Negatif. O zaman eşitsizliğim yön değiştirecek. Hocam nasıl? Bak, eksi 3'ler birbirini götürdü. N kaldı mı? Kaldı. Arada büyük eşittir yazıyor mu? Yazıyor. İşte yönü değişirse küçük eşittir olur. Tamam mı? Böyle. Yani büyük eşitse neye dönüşüyor? Küçük eşittir'e. Büyükse küçüğe dönüşüyor. Küçükse büyüğe dönüşüyor. Küçük eşitse arkadaşlar büyük eşite dönüşüyor. Tamam mı? O halde şurayı da bölelim. 18'i eksi 3'e bölersek eksi 6 olmuş olur. O zaman ne? Eksi 6'dan küçük ve eşittir. Küçük dediği için arkadaşlar eksi 6 olabilir. Küçük olacağından eksi 7, eksi 8 şeklinde devam edip gider. Pekala, buraya bakıyorum arkadaşlar. Paydamda eksi 5 var. Paydadan kurtulmam lazım. Paydadaki eksi 5'ten nasıl kurtuluyorum? Her tarafı eksi 5 ile çarpmam gerekiyor. Eksi 5 çarpı... Evet, iki tarafa da yazdım. Pekala, eksiyle çarptığım için unutma, bu bir negatif sayı. Ne olacak? Yön değiştirecek. Bak, eksi 5 ile eksi 5 birbirini ne yaptı? Götürdü. Ne kaldı? M artı 3 kaldı. Doğru mu? Peki küçük eşitti, büyük eşit yazıyorum artık. 2 çarpı eksi 5'ten eksi 10 olur. Ne yapıyorum artık? Her tarafa artı 3 yok edebilmek için eksi 3 yazıyorum. Evet, gitti gitti. M büyük eşittir. Ne olur arkadaşlar? Eksi 10, eksi 3 daha eksi 13 olur. Yani M hangi değerleri alır? M eksi 13'ten büyük ya da eşitmiş, eşit olduğu için bir kere eksi 13'ü yazdık. Büyük olacaksa da eksi 12, eksi 11 şeklinde devam eder ve gider.
Evet, bize bir eşitsizlik verilmiş. Bu eşitsizliği sağlayan en büyük ve en küçük x değerlerinin toplamını bulunuz diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi bu tür eşitsizliklerde birbirine bağlı olan arada kalan eşitsizliklerde arkadaşlar ne yapıyorsunuz? X'in olduğu yeri temizlemeye çalışıyorsunuz. Bakın x nerede? Ortada. O zaman neyden kurtulmalıyım? Bölü 4'ten kurtulmalıyım. Hemen bölü 4'ten kurtulalım. Nasıl kurtuluyorduk bölü 4'ten? 4'te çarparsam kurtulur. Pozitif bir sayı. O zaman burayı da 4'te çarpıyorum. Çarpı. Burayı da 4'te çarpıyorum. Her tarafı çarpıyorum. 4 çarpı eksi 3'ten eksi 12. Küçüktür. Bak 4 ile 4 gitti. Ne kaldı? Eksi 2x artı 6. Küçük eşittir. 8 kere 4 32. Pekala. Şimdi arkadaşlar x'in olduğu yeri temizlemeye çalışıyorum ya, burada bir artı 6 var. O zaman her tarafa eksi 6 yazıyorum bakın. Ne oldu? Eksi 12 eksi 6 eksi 18 oldu. Peki. Eksi 6 ile artı 6 birbirini götürdü. Eksi 2x kaldı. Küçük eşittir. 32'den de 6'yı çıkarırsak 26 olur arkadaşlar. Evet. Gayet güzel gidiyor. Bakın x sadeleşmeye başladı iyice. Önünde ne var? Eksi 2 var. Ben bu eksi 2'yi nasıl yok ediyordum? Hatırlayın bakalım. Nasıl yok ediyordum? Her tarafı eksi 2'ye bölerek. Çünkü burada çarpma işareti var arkadaşlar. Unutma. Eksi 2'ye böldün. Negatif bir sayıya böldün. Ne olacak? Yön değiştirecek. Evet. Ama her tarafı eksi 2'ye bölüyorum. Evet. Böldüm. Ne oldu arkadaşım? Burası 9 oldu. 9 büyüktür. Şu götürdü birbirini. X büyük eşittir. 26'yı eksi 2'ye bölerseniz eksi 13 olur arkadaşlar. Biz bu eşitsizliği genelde şöyle yazarız. Eksi 13 küçük eşittir. X küçüktür. 9 olarak yazarız arkadaşlar. Çünkü sıralamaya da uygun olsun diye böyle yazarız. O zaman x değerlerinin en büyük ve en küçük x değerlerinin toplamı diyordu. X ne? Hangi değerleri alabilir? En küçük eksi 13 alır arkadaşlar. Çünkü eşittir diyor. En büyük de 8'i alır, 9'u alamıyor. Bunların toplamını istiyor. Toplayalım bunları, araya artı koydum. Eksi 13 artı 8 ne yapar? Eksi 5 yapar ve böylelikle sonucu bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar böyle bir soruyla karşılaştığımızda bakın 5 üssü x'i 100 olarak, 3 üssü y'yi 115 olarak, 5 üssü z'yi de 150 olarak vermiş. Ve x, y, z'nin küçükten b'ye doğru sıralanışını istemiş, tamam mı? Zaten burada şu iki tanesini kolay bir şekilde sıralayabilirsiniz. Yani x'in z'den daha küçük olduğunu görebilirsiniz. Çünkü ikisi de 5 üssü olduğu için yani 100, 150'den daha küçüktür. 100, 150'den daha küçükse o zaman doğal olarak x de z'den küçüktür. Tamam mı? Bu yorumu yapabilirsiniz. Fakat üçünün arasında bir yorum istiyor. Nasıl yapacağız böyle soruları? Şimdi eğer 5 üssü 2 olmuş olsaydı 25 olacak mıydı arkadaşlar cevap? Hatta şöyle açık açık göstereyim. 5'in karesi ne demek? 5 çarpı 5'ten 25 olacaktı. Peki 5 üssü 3 olsaydı 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 125 olacaktı. Doğru mu? Peki şimdi bana verilen 100 sayısı 25 ile 125 arasında mı? Evet, arasında. O halde x sayısı da kuvvette olduğu için kuvvetler arasında kalacak. Yani 2 ile 3 arasında kalacak. Çünkü kuvvet 2 olsa cevap 25 oluyor. Kuvvet 3 olsa cevap 125 oluyor arkadaşlar. Ama benim 100'e ihtiyacım var. Yani bu ikisinin arasında bir sayıya ihtiyacım var. O zaman diyorum ki kuvvetim 2 ile 3 arasında. Hadi bir de diğeri için 3 için deneyelim arkadaşlar. Şimdi kuvvetim 3'ün kuvveti mesela 4 olsaydı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Hocam 4'ü nereden biliyorsunuz? Evet, ben bildiğim için direkt yazıyorum ama siz de deneye deneye yapabilirsiniz. Mesela 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 çarpı 3 81, 81 çarpı 3 243 yapar arkadaşlar. Ben 115 arıyorum ve 115'e en yakın sayıyı bulmaya çalışıyorum. O yüzden 4 tane 3'ü çarptığımda 81 olduğunu gördüm. Peki 3 üssü 5 ne olur arkadaşlar? 81 ile 3'ü çarparsanız 243 olur bu sefer. Şimdi bakıyorum. Bakalım şöyle. Ben neyi arıyorum? 115'i. 115 bu iki sayı arasında mı? 81 ile 243 arasında. O zaman burada kuvvet var ya. Kuvvet de 4 ile 5 arasında olacak arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Bakın 115 sayısı bu iki sayı arasında olduğu için kuvvetim 3 ile 4 ile 5 arasında olacak. Yazıyorum. Y
4 ile 5 arasında olacak. Pekala, Z'ye de bakalım. Z'ye. Yine 5'in kuvveti. Arkadaşlar 5'in 3. kuvveti neydi? 125'ti. 125. 5'in 4. kuvveti de 125'i bir 5 ile daha çarparsanız 625 olur. O zaman ben hemen şu yorumu yapıyorum bakın. 150 sayısı 125 ile 625 arasında kalıyor mu? Kalıyor. O zaman sen de aslında kuvvetini buldun. Yani Z sayısı, kuvvetteki Z sayısı 3 ile 4 arasında. Yazalım hemen. Kuvvetteki Z sayısı 3 ile 4 arasında. Şimdi X'i, Y'yi ve Z'yi küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Bakalım şimdi arkadaşlar, en küçük X olur. Çünkü 2 ile 3 arasında en küçük X. Sonra 3 ile 4 arasında olan Z, daha sonra 4 ile 5 arasında olan Y sayısı olur. İşte bu soruları bu şekilde çözüyorsunuz arkadaşlar. Aralık bula 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 devam edeceksiniz. Evet, yine bir X'e bağlı bir eşitsizlik verilmiş. X eksi 1 ile 4 aralığında 4'e eşit ve eksi y artı 1 eşittir 2x ise y'nin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Bize bir eşitsizlik verilmiş. Aynı zamanda bir eşitlik verilmiş. Eşitlikte x'e bakıyorum. X nasıl durumda? 2 ile çarpım durumunda. O zaman bana verilen eşitsizliği de ben 2 ile çarpılmış halini bulacağım bu eşitsizliğin. Neden? Çünkü 2x dediğim ifade y'ye bağlı. Ve soru benden y'yi istiyor. Y'ye ulaşabilmem için x'ten faydalanacağım. Tamam mı? O halde eksi 1 küçüktür x, küçük eşittir 4. Tamam mı? Şimdi ben bunun her tarafını 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı. Bunu da 2 ile çarpıyorum. Bunu da 2 ile çarpıyorum. Bakın burası eksi 2 yapar. Küçüktür 2x. Küçük eşittir 8 olur arkadaşlar. Ben artık 2x gördüğüm yere y artı eksi y artı 1 yazabilir miyim? Yazabilirim. Neden? Çünkü arkadaşlar soru benden y'yi istiyor. Tamam mı? X'i istemiyor. X'i o yüzden kenara çekiyorum. X'i vermiş. X'i kullanarak y'ye ulaşmam istenmiş. Ben de x'i kullandım, bakın kullandım x'i. Artık 2x yerine eksi y artı 1 yazacağımı biliyorum. Yazdım. Küçüktür, küçük eşittir. Bakın burada 8, burada eksi 2 yazıyor. Peki, eksi y yazıyor ya, yanında artı 1 fazlalığı var. O zaman her taraftan 1 çıkarıyorum. Eksi 3 küçüktür. Eksi y küçük eşittir 7. Tamam mı? Peki devam edebilmem için bak y'yi istiyordu, dikkat et. Ben eksi y'yi buldum. O zaman her tarafı eksi ile çarpıyorum. Eksi, eksi, eksi ile çarpıyorum arkadaşlar. Eksi ile çarptığım zaman ne oluyordu? Negatif bir sayıyla çarptığım zaman yön değiştiriyordu. Evet. Eksi ile eksi çarpınca artı 3 olur. Küçüktür. Artı y olur. Küçük eşittir. Eksi y olur. Ve ben bunu ters çeviriyorum. Döndürüyorum. Eksi 7 küçük eşittir. Y küçüktür. 3 yazıyorum arkadaşlar. Evet, bunu yazdım. Ne diyordu? Y'nin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı en büyük 2 alır arkadaşlar. En küçük de eksi 7 alır. Bakın bu aralıkta 3 yok fark ettiyseniz ama eksi 7 var. Bunların toplamını istiyor. Toplayalım arkadaşlar. 2 eksi 7'den ne yapar? Eksi 5 sonucunu bize verir. Evet arkadaşlar, gelelim son sorumuza. Yukarıda verilen şemanın doğru çözümünü bulunuz diyor. Hakan'ın yaşı 24'ten azdır. Halit'in yaşı ise Hakan'ın yaşının 5 eksiğinin 2 katıdır. Buna göre Halit'in yaşını sayı doğrusuna gösteriniz diyor. Şimdi arkadaşlar, Hakan'ın yaşına x diyelim mi? X 24'ten neymiş? Azmış. X küçüktür 24 demek istiyor. Halit'in yaşı var bir de. Halit'in yaşına da y diyelim. Hakan'ın yaşının, yani x'in 5 eksiğinin diyor. Bakın. X'in 5 eksiğinin 2 katı dediği için parantez 2 katı diyorum. Çünkü diğer türlü sadece 5'in katını almış olursunuz. 2 katıdır. Ne 2 katıymış? Halit'in yaşı, yani y arkadaşlar. Tamam mı? O zaman y'yi düzenleyelim. 2x, bakın içeriye dağıtıyorum. 2x 2 çarpı eksi 5'ten eksi 10 olur arkadaşlar. Pekala, şimdi benim elimde bakın burada x olduğu için x'i yalnız bırakmam gerekiyor. O zaman eksi 10 atıyorum bu tarafa. Y artı 10 eşittir 2x. X yalnız kalmadı. Hala devam ediyorum. 2'ye bölüyorum bakın. 2'ye böldüm. X neymiş arkadaşlar? Y artı 10 bölü 2. Tamam mı? Peki, x'i yerine koymam gerekiyor. Hadi koyalım bakalım. Çünkü Halit'in yaşını arıyorum ve ya, y'ye ulaşmam gerekiyor arkadaşlar.
Getiriyorum, burada yerine koyuyorum. X gördüğüm yere ne yazıyorum artık? Y artı 10 bölü 2. Çünkü buna eşitmiş. Küçüktür 24. Pekala. Ben biliyorum ki eşitsizliklerde arkadaşlar 2'yi şuradaki 2'yi yok edebilmem için her tarafı 2 ile çarpıyorum. Bakın pozitif olduğundan dolayı sıkıntı yok. 2'ler gitti. Y artı 10 küçüktür neyden? 48'den. Güzel. Pekala. Şimdi artı 10'u nasıl yok edeceğim? Tabii ki her tarafa eksi 10 koyarak. Şöyle yapalım. Eksi 10, eksi 10. Gitti artı 10 ile eksi 10. Y küçüktür neyden arkadaşlar? 38'den. İşte bunu cevaplarda bulmalıyım. Bir kere eşitlik olmadığı için C şıkkı olamaz arkadaşlar. Eşitlik şurada eşitlik yok. Fark ettiniz mi? Onu şu anda ben yaptım. Evet. O zaman A, B, D'den biri. E, 38 çıktı. O zaman A şıkkı da gitti. 38'den küçük olacakmış arkadaşlar. Bakın 38'den küçük olan taraf şöyle sol taraftır. Sol tarafı boyamışlar. O halde cevabım ne diyorum? B şıkkı diyorum. Evet. Son sorumuzda arkadaşlar. İşte bu şekilde çözüyoruz. Lütfen soru çözüm videolarımıza da bakın. Onlarla pekiştirin konunuzu. Şimdilik bu kadar diyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.